Eğer temel atılırken veya açılırken en mutlu olduğunuz tesis hangisidir diye sorarsanız okuldur derim. Çünkü okul her annenin, her babanın evladını okutmak için başvurduğu en temel yerdir. Çocuklarımızı okutmalıyız. Onlar dünyayı tanımalı. Onlar kendi mahallelerini tanımalı. Komşularını tanımalı. İlişkilerini sağlıklı bir zeminde sürdürmeli. Bunların tamamını okulda öğretmenlerimiz öğretirler. Dolayısıyla her anne baba evladının iyi bir eğitim almasını, iyi bir okulda okumasını ister. Burada muhtarımı dinlerken 90 yıllık bir özlemden söz etti. 90 yıllık. Karabağlar biliyorum. Bölgenin sorunları en yoğun olan beldelerinden, ilçelerinden birisi. Bunun da farkındayız zaten. Büyükşehir Belediye Başkanımız da, Karabağlar Belediye Başkanımız da farkında. Ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Eğer buraya bugüne kadar bir okul yapılmadıysa bunu önce, bizden önce Karabağlı kardeşlerimin sorgulamasını isterim. Neden bugüne kadar yapılmadı? Sizler oy verdiniz. 20 yıldır yapılmadı. Ama şimdi biz bunu yapacağız. Karabağlı evlatlarımızın burada iyi bir eğitim almalarını istiyoruz. Burada çalışacaklar, okuyacaklar, sosyalleşecekler, güzel şeyler, güzel bilgiler öğrenecekler ve kendi ülkelerine ve dünyaya yararlı insanlar olacaklar. Okulun adı çok daha önemli bana göre. Orhan Kemal İlkokulu ve Ortaokulu. Orhan Kemal muhtarımızın deyimiyle arka sırada oturanların, arka sırada kalanların hayatını yazan, romanlaştıran, öyküleştiren bir edebiyatçımız. Dolayısıyla Orhan Kemal isminin verilmesi de benim açımdan son derece değerli. Sayın Başkan telefon açtı Ankara'ya. Okula hangi ismi verelim diye Orhan Kemal adını verin dedim. Karabağlara en güzel Orhan Kemal adı yakışır diye söylemiştim. Her tesis güzel ama okullar daha da güzel. Bir sözümüz daha var. Belediye başkanı arkadaşlarıma söyledim. Oy versin vermesin. Bütün vatandaşlara eşit davranacaksınız. Hiçbir ayrım yapmayacaksınız vatandaşlar arasında. Yine söyledim. Eğer bir pozitif ayrımcılık yapacaksanız fakir mahallelerden başlayacaksınız. O mahallelerde okullar yapacaksınız. Kreşler yapacaksınız. Anne güven içinde gelecek, çocuğunu kreşe bırakacak. Taziyeye gidecek, düğüne gidecek, alışverişe gidecek. Ama bilecek ki oğlum kızım kreşte arkadaşlarıyla beraber karnını doyuruyor. Arkadaşlarıyla beraber sosyalleşiyor. Arkadaşlarıyla beraber uyuyor. Ve anne güven içinde gelecek akşam evladını alacak, evine götürecek. Bir sözüm daha var. Bir sözüm daha var. Bu topraklarda yani Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin topraklarında hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği uygar ve güzel bir Türkiye'yi inşa etmekte kararlıyım. İnşa etmekte. Her evde huzurun olmasını istiyorum. Her evde gelir güvencesinin olmasını istiyorum. O nedenle aile destekleri sigortası diye yeni bir alanı inşallah Türkiye'ye getireceğiz. Yeni bir alanı. Hiçbir aile benim gelirim yok demeyecektir. Hiçbir aile ben yoksulum demeyecektir. Ve biz sosyal yardımları yaparken de asla ve asla yoksul insanın onurunu koruyarak yapacağız. Yani onun yoksulluğunu asla afişe etmeyeceğiz. İnsan onuru kadar değerli bir şey yoktur ve o onuru sağlayacağız. Dolayısıyla Karabağlar'da bir dönem oyumuz çok düşüktü. Ama inanıyorum bundan sonra her Karabağlı evladını, torununu okula gönderirken elini vicdanına koyup sandığa gidip öyle oy kullanacaktır. Evet, helal olsun diyecek. Oyum Cumhuriyet Halk Partisi'nedir diyecek oyum. 90 yıldır yapılmadı, 20 yıldır yapılmadı ama şimdi yapıyorlar ve biz de bu okulu yapan belediye başkanına, büyükşehir belediye başkanına ve partiye, milletvekillerine destek vereceğiz diyeceksiniz. Ben de sizin oylarınızla gurur duyacağım, onur duyacağım. Evet, halka hizmet ederseniz karşılığını
alırsınız diye düşüneceğim. O nedenle okulunuz hayırlı uğurlu olsun. Bu okul kısa sürede bitecek değil mi başkan? Kısa sürede bitecek. Çocuklar başlayacak, donanımı olacak. Bir şey daha istiyorum. Karabağlar Belediye Başkanımız da burada. Çocukların beslenme çantalarını mutlaka ama mutlaka doldurun. Gereğini yapın. Çocuk okula giderken karnı doymalı. Karnı doymalı. Yapmadılar, biz yapacağız. Çünkü biz halkın partisiyiz. Fakirin, fukaranın partisiyiz. Garibanların partisiyiz. Alın teri dökenlerin partisiyiz biz. Biz sıradan bir parti değiliz. Biz Kuvayi Milliyeci bir partiyiz. Biz 100 yıllık geleneği olan bir partiyiz. Halkı kucaklayacağız ve halka huzuru getireceğiz. Bereketi getireceğiz. Kucaklaşmayı getireceğiz. Karabağlı kardeşlerimin Anadolu'nun değişik kentlerinden buraya geldiğini de gayet iyi biliyorum. Anıları var onların. Beraberlikleri var onların. Gelenekleri var onların. O geleneklerin de yaşaması lazım. Dolayısıyla Karabağ'ı gerçekten bölgenin incisi haline getirmek belediye başkanlarımızın görevi. Asfalt olayını açtı muhtarımız. İlk asfaltın döküldüğünü ve çocukların ayakkabılarını çıkarak asfaltta yürüdüklerini, asfaltın kirlenmemesi gerektiğini düşündü çocuklarımız. O çocukların duygularının ne olduğunu ben de biliyorum aslında. Asfaltsız yerlerde çoğumuz büyüdük. Asfaltı olmayan topraklarda araçlarla gittik. Toz duman içinde. Ama şimdi 21. yüzyıldayız. Ve Türkiye'yi çağdaş uygarlığa ulaştırmak için, yani Gazi Mustafa Kemal'in hedef gösterdiği çağdaş uygarlığı yakalamak ve onu aşmak için çalışacağız. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği ve herkesin kazandığı, alın teri dökenlerin kazandığı bir ülkeyi inşa edeceğiz. Hiç kimsenin kimliğini, hiç kimsenin inancını, hiç kimsenin yaşam tarzını siyasete malzeme etmeden 85 milyon yurttaşımızı kucaklayacağız. Belediye başkanlarımız yerelde, bizler de Türkiye'de kucaklayacağız. Okul hepinize hayırlı uğurlu olsun. Bu okula gidecek olan evlatlarımızın da gözlerinden öpüyorum. Onların okul çantalarına da bakın. Beslenme çantası dışında diğer çantalarına da bakın. Kalemlerine, defterlerine, çantalarına, boyalarına da bakın. Onları da sağlayın. Alamayacak pozisyonda olan ailelerimiz var. Biz o ailelerin de yanında olmalıyız. Hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun efendim. Sayın Genel Başkanımıza değerli konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Sahnede bizlerle kalmalarını arz ediyoruz değerli Genel Başkanımızın ve butonlarımızı sahnemize alıyoruz. Değerli basın mensuplarımızdan